Lan. Evet, şimdi çok yakışıklı bir aletle tanıştık. Daha önce görmedim. Bilen biliyordur kesin. Evet, sahibi de yanda. Beyefendi, kendinizi tanıtır mısınız? İsminiz? Halit Albayrak. Halit Bey, bu nedir bu? Yamaha diyor. Yamaha, hangi modeli? Yamaha 2015 XT modeli. Evet, XT modeli. 250'lik motor. 250'lik. Sende mi? Ne zamandır beri sende bu? Bu bende. Yeni aldım ben bunu. 3 aydan beri bende. 3 aydan beri. Evet. Çok güzel bir motor. Çok güzel. Aynen. 250'lik. Yüksek teyip. Burada şey de var. Şey yüksek değil mi bu? Sürüşte bayağı rahatlık sağlıyordur o. Sürüşte uzun yolda atılan çok güzel rahatlık sağlıyor. Uzun yolda rahatlık sağlıyor. Yani şeyleri bayağı bir, hatta ben bunu kurye işlerinde falan da kullandım. Çok rahat bir motor. Çok da seri bir motor. Yani iş için de kullandın yani. Tabii, tabii. Uzun yol yaptın mı? Uzun yol da yaptık. Buradan Rize Trabzon falan. Rize Trabzon. 250'lik motor. Gayet seri bir motor. Evet. Hem neden bu motoru tercih ettin? En sevdiğin özelliği söyler misin? Çok rahat bir motor. Bir de seri bir motor. Gidişatı çok güzel. Evet. Böyle yampalaması ya da şey yapması yok. Dönüşlerde falan çok rahat. Virajlara da rahat giriyorsun. Virajlara da çok rahat giriyor. Bu çok yok herhalde piyasada bu ya. Ben, var mı ya da ben mi var, görmedim? Var ama nadir. Nadir değil mi? Nadir. Yani Samsun'da 3-5 tane anca bulabilirsiniz. Evet, 3-5 tane. Bunun yani, yeni falan. 2022'leri falan var mı? 2022'leri henüz yok. Aa. 2015 şeyleri var. Bir de çok ilginç bir detaya tabii gözümüz takıldı. Şunlar 1-2 hoparlör burada. Bir de basımız var burada. Bas nerede? Bas yani hoparlör bu. Ha, bunlar bas. Buraya. Şu yanda da bir şeyler var. Bu yandakiler bunun şeyleri. Patlattın mı onları? Ha, ışık alanları. Ama bunlar takmadık işte. Işıklı yanıyor. Ha, ışık yanıyor. Tabii, müzik tabii. De beraber mi? Tabii tabii. Müziği vurduğun zaman mesela yanıp sönüyor. Peki böyle mi aldın, sen mi yaptın bunu? Ben bunu böyle aldım. Ha. Ben şimdi şu taraf da mesela ışık yeri. Şu çizgi gördüğünüz çizgi de normalde ışık led lambası bu. Normalde yaktığın zaman yanıp sönüyor. Bu geceleri çok güzel ışık bir şey veriyor. Çalışıyor yani. Çalışıyor. Şu an çalışmıyor. Şu anda çalışma yapmadık. Ha. Ama öbür türlü şey yani güzel bir şey. Abi çok efsane ya. Peki müzik sistemini nasıl çalıştırıyoruz hocam? Şimdi hocam müzik sistemini nasıl yaptınız yani, nasıl bir donanım yaptınız? Şimdi müzik sistemine biz bildiğiniz araba teybi taktık buna. Araba teybi? Tabii. Normal araba bir teybi taktık. Daha sonra enerjiyi aküden alıyor. Enerjiyi tabii aküden alıyor. Evet. Aktif etmek için nasıl oluyor? Direkt power'dan çalışıyor mu hocam? Tabii power'dan da çalışıyor. Şu kenarda bluetooth'a bağlanmak için şuradan da açıyorsunuz. Hem bluetooth hem radyo. Hem bluetooth hem radyo şeklinde de çalışıyor. Çok keyif ya. Tabii. Uzun yolda bunları açıyor. Tabii de uzun yolda bile ses kalitesi bunda çok yüksek. Çok rahat bir şekilde müziğini yani bangır bangır bağıtıra bağıtıra gidiyorsun yani. Evet. Bir şey. Buradan bir şeyler yapmıştın açmak için radyoyu. O neydi? Anahtar. Anahtar bende mi? Evet. Radyoyu açmak için. Bunun burada özel bir bölmesi var. Evet. Bunun burada lambası var. Hmm. Anahtar var burada. Burada anahtarı bastığın zaman switch yapılınca radyo zaten aktif hale geliyor. Evet. Basıyorsun. Buradan açılıyor. Gördüğünüz gibi. Bu ses ayarı. Evet. Evet. Şimdi Bluetooth'a gireceğim. Telefonu açayım şuradan. Bluetooth açıyorum. Burada BT03. Seçtik hocam. Tamam. Bir müzik açtık bakalım. Ha, bağlamamış ilk daha. Ha, bağlamamış. Evet. Ha, eşleştir dedim.
telefon. Evet. Müzikler güzel. Arkadan da ses var. Arkadan da ses geliyor. Vallahi bütün baslar, tizler güzel geliyor ses. Onunla var. Bu sesiyle birlikte yaptığın zaman daha net bir ses olabilir. İstersen farklı bir müzik açalım. Açayım. Orhan sesi. Oo. Eyvah. Konu komşuyu uyandırdık vallahi. Harika ya, harika. Vallahi ben de motor alırsam böyle bir sistem yapacağım. Yardımcı olur musun böyle bir sistem yapmaya? Tabii ki hocam, olur. Tamam, çok güzel. Lastikler, başka bize söylemek istediğin bir özelliği var mı? Hocam lastikleri de yeni, güzel lastikler. Böyle kayma mayma yapmıyor. Yani yollara böyle ani frenler falan olsa şey yapmıyor. Şey çok böyle, bunlar da en güzel bagaj sevdiğim kısımlar da. Bir bagajı görebilir miyiz? Şimdi bagajı açma şeyi de farklı bunun. Mesela bagajın kontaktan açıyoruz. Evet. Tık dedi. Tık dedi. Buradan. Of yayla. Bagajı var. Aynı vallahi zamanda şuraya da yayla gibi. Kaskımızı koyabiliyoruz. Burası da var. Evet. Normalde yani, bu kask bir de şunlar olmasa girer buraya. Ya tabii tabii, ona olmasa oraya da giriyor yani. Şu skuturda biraz yani, sıkıntı olur mesela. İçerisi bayağı geniş bunun. Böyle. Farlar xenon, menon, cartürk, led nedir bunlar? Bir farları yakabilir miyiz hocam? Evet, park ışıkları. Evet, sinyaller böyle. Çok keyifli. Şimdi bir sürüş yapacağız bunu şimdi, bakalım nasıl. Serilik nasıl? Uzun kısa falan var mı? Uzun kısa tabii var. Şimdi onu göstereceğim. Evet. Ha, soldan bir sağa. Evet. Yamaha Park. Çok güzel. Çok güzel. Tamam baba. Kazasız belasız sürüşler diliyorum. İnşallah herkese tavsiye ederim. Tamam. Tavsiye ediyor. Biz de Yamaha'mızı atlayalım. Deneme sürüşüne çıkıyoruz. Önce bir 8 çizme yapalım bakalım manevra açıları nasıl. Gayet dengesi, kalibrasyonu çok güzel. İstediğiniz kadar dar açıda dönebiliyorsunuz. Yani şehir içi kullanımı için çok ideal yapmışlar. 250'lik olmasına rağmen. Ve sahibinin dediği gibi uzun mesafelerde de çok rahat bir yolculuk yaptıracağına inanıyorum. Zaten motor kendini belli ediyor. Nasıl motor, beğendin mi hocam? Güzel motor hocam. Çekiş falan güzel. Açayım motoru. Hatta 250'lik olduğu için yani uzun mesafelerde bu olmadan takılmadan gidersin yani. Ben beğendiğim özellik böyle gaza bastığınızda ivmelenmesi çok güzel. Bir anda sizi öne atıyor. Evet, bakalım şimdi rampa nasıl çıkacağız? Performans deneyelim. Bakıyorsunuz.
2015 model olmasına rağmen çok hoşuma gitti motor. Gerçekten kullanılacak bir motor. Bagajı olsun, dengesi olsun, sürüşü olsun. Bayıldım yani resmen. 2015 model olmasına rağmen ufak tefek makyaj kusurları var, o kadar da olur. Evet, şu an motor gördüğünüz gibi. Abi su soğutmadım. Su soğutmadım. Fan açtı şu an. Gösterge panellerini, burada yakıtımız var. Gördüğünüz gibi. Burada hız göstergesi. Hararet göstergesi bile var. Yani çoğu hararet göstergesi görmedim. Buna koymuş onu. Burada da saatler, hava sıcaklığı var. Trip var burada. Yağ change göstergesi, kilometre var. Bakıyoruz, trip 2 kilometre, toplam 67 bin yapılmış. Gayet güzel. 2015 model 67 bin kilometre. Evet, çok güzel.